lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız, hoş geldiniz Gazi Paşa'mıza. Dünyanın en güzel şehrinin, dünyanın en güzel ilçelerinden bir tanesinin alnı açık, başı dik, yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Gazipaşa'dayız. Benim için ayrı önemi olan çok özel bir ilçe. Gazipaşa adını Atatürk'ten, Gazi Mustafa Kemal'den alan ve 21 Ekim 1922'de bu isme kavuşan, bu isme alışının 100. yılındaki törenlerde Gazipaşa'yla buluştuğum, o günkü coşkuyu dün gibi hatırladığım meslektaşım ilçe başkanınızla, Mehmet Ali Yılmaz başkanımızla, bütün örgütümüzle aramızda ayrı bir bağ olan ve gittiğim her yerde tarımdaki gelişmeleri, insanının sıcaklığını, doğasının güzelliğini anlattığım, ifade ettiğim bir kentteyim. Gazipaşa'dayım. Bugün burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hepinize bir kez daha merhabalar. Bana genel başkan yardımcılarım, parti meclisi üyelerim, kıymetli milletvekillerim eşlik ediyor. Sizin de listelerden seçilen 6 milletvekili, 4'ü partimizin üyesi, 4 kıymetli arkadaşım, Gazipaşa'nın, Alanya'nın, ta diğer tarafta Kaş'ın, Demre'nin, tüm Antalya'nın sorunlarını ve Antalyalıların sorunlarını mecliste ifade ediyorlar. Onlara emekleri için, sizlere de onlara verdiğiniz destek için ayrıca teşekkür ediyorum. İl başkanımız heyecanla, coşkuyla konuştu, örgütümüzün başı. Onun şahsında tüm ilçe başkanlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, Cumhuriyet Halk Partisi'nin emekçilerine, öyle ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne baba evi diyorum. Herkes baba evine doğuyor, büyüyor. Kimi sonra büyüğüne gitmek istiyor, kimi küçüğüne razı oluyor. Kimi uzakta yaşıyor, kimi yakına yerleşiyor. Ama herkes biliyor ki baba evinin her zaman çorbası kaynıyor, bacası tütüyor. Başı sıkışan, derde düşen baba evine geliyor. Çünkü biliyor ki orada yeri hazır. İl başkanımızın, ilçe başkanlarımızın huzurunda burada açıkça ifade ediyorum. Geçmişte hangi partiye oy verilmiş olursa olsun, hangi partinin üyesi olursa olsun, esnafın, çiftçinin, memurun, emekçinin, emeklinin bu zor günlerinde Cumhuriyet Halk Partisi dedelerinin partisidir ve bizim baba evimizdir. Bu evde herkese yer vardır. Çünkü bu evin tapusu Özgür Özel'de değildir. Kemal Bey'de de yoktu. Ne Bülent Ecevit'tedir, ne İsmet Paşa'da. Bu evin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bugün ülkemiz için çok anlamlı bir gün, bir yıl dönümü. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılındayız. Destan olarak andığımız, marşlarımıza yazdığımız ve bu ülkedeki herkesin, ama herkesin, dedelerinin koyun koyuna orada kefensiz yattığı
ve Antalya'nın da bu yöreninde 1040 kayıtlı şehidiyle ve şüphesiz daha binlerce isimsiz kahramanıyla kefensiz yattığı Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümündeyiz. Bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını o günden bugüne bayrağımızın, ülkemizin egemenliği için, bayrağımızın özgürlüğü için canlarını vermiş şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Tabii bir yerel seçim gündeminde buradayız. Bu yerel seçim gündeminde güneydeyken 18 Mart'ta nerede olalım, nerede bulunalım dendiğinde eğer buralardaysanız şüphesiz gideceğiniz yer adını Atatürk'ten alan Gazi Paşa'dan başka bir yerde olamaz. Gazi Paşa'nın devlet tecrübesi yüksek, çalışkan, temiz bir belediye başkanı var. Mehmet Ali Yılmaz Başkan benim tanıdığımdan beri takdir ettiğim Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mülkiyeden mezun, ömrü müfettişlikle geçmiş, yani yetimin hakkını yedirmemek, savurganlığa izin vermemek için mücadele etmiş bir kamu görevlisiyken siyasete geldiğinde bu kez o deneyimini geçmişte çeşitli derneklerde görev yapmış, bu kez belediyeye taşıdı. 5 yıl görev yaptı. 5 yıl boyunca her şeyi becerdi, bir şeyi beceremedi. Becerdikleri arkada yazıyor. Buranın 50'nin üzerindeki her bir mahallesine dokunan, her bir projeyle insana dokunan, bir tarafıyla vizyon projeleri, bir tarafıyla buranın Gazi Paşa'nın yaşanabilir bir kent olması için projeler, çevre projeleri, bir yandan ezan mı okuyor? Ezan okuyor, dinleyelim, devam edelim. Belediye başkanımız tüm mahallelere dokundu dedik. Konuşurken çok uzaktan bir ezan sesi geldi. Ara verdik. Geldi söyledi, dedi ki Pazarcı Mahallesi 10 bin nüfuslu. Burada cami yoktu. Şuraya imar çalışmasında bir cami planladık ve inşaatına başladık dedi. Geçtiğimiz günlerde de Yılmaz Büyükerşen'le 100. yıl camiini açmıştık. Cumhuriyet Halk Partisi okulsa okul, parksa park, ibadethanese ibadethane, cemevi ise cemevi, cami ise cami,
toplumun ne ihtiyacı varsa ona kulak kabartan, gereğini yapan yerel yöneticilere sahip. Ümit ediyorum başkanımızla birlikte bu caminin açılışını da hep beraber yaparız. Kendisine ve tüm inançlara saygılı ve eşit mesafede duran tüm yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Dedim ki bu Mehmet Ali Başkan'ın yaptıkları var, yapamadıkları var. Yaptıkları arkada yazıyor. 50'nin üzerinde mahallenin hepsine dokunan önemli işler var. Bunlardan bir tanesi de imar çalışmasının tamamlanmış, 18 uygulamasının bitmiş ve dirençli, depreme dirençli otopark sorunu çözülmüş, geniş yollarıyla trafik sorununun yaşanmayacağı bir kent çıkıyor ortaya. Ayrıca biliyorsunuz Gazipaşa'da turizm ruhsatlı hiçbir otel yok. Bu kadar güzel bir yer olmasına rağmen Manavgat'ta dünyanın en çok otelinin olduğu ilçeye sahip olmakla övünürken burada bu 18 uygulamasından sonra artık otel yatırımları gelecek, yerli turist gelecek, yabancı turist gelecek ve Gazipaşa'nın bu çalışmalar sayesinde yüzü gülecek. Bu güzel çalışma için de belediye başkanımıza teşekkür ederken tüm yatırımcıların dikkatini de Gazipaşa'ya çekmek istiyorum. Gazipaşa'yı görün, yaşayın. Gazipaşa'da yaşanacak çok güzel günler var. Ama başkanın beceremediği bir şey var. Yaptıklarını anlatmıyor. Açılış yapmamış, açılış. Dedim ki şunu ne zaman açtınız? Açmadık. Bunu ne zaman açtınız? Açmadık. Tropik Meyve Festivali'ne gelmiştim, harika. Parkını yaptık. Açmadık. Dedim ki başkanım şunları açalım. Razı oldu. Bugün bir toplu açılışta 5 yıl boyunca ne yaptıysa hepsini birden açıyoruz. Başkanı, belediye meclisini, destek veren herkesi ve belediyemizin emekçilerini yürekten alkışlıyoruz. Diğer yandan bir gerçeği görmemiz gerekiyor. Antalya bu iktidarın üvey evladı. Bakın geçtiğimiz günlerde söyledim, karşı çıkan yok. Bir kez daha rakamlarıyla söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi 2023 yılında 73.6 milyar lira vergi tahsilatı yapılan, devletin sağ eli alan eli 73.6 milyar almış buradan. Burası Türkiye'deki bütün milli gelirin %3.3'ünü üretmiş. Burada 55 milyon dolarlık, milyar dolarlık turizmin 25'i yapılmış. Yani bacasız sanayi burada ve 73.6 milyar vergi toplanmış. Peki yatırım programında Antalya'ya ne verilmiş? 7.1 milyar. Yani %9'u, 9.5'u. Yani 10 almışlar, Antalya'ya 1 vermişler. Kepçeyle almışlar, çay kaşığıyla vermişler. Antalya'nın hakkını yemişler, Antalya'ya haksızlık etmişler. Antalya'nın hakkını da arayacağız, hakkını da savunacağız. Antalya'nın üvey evlat olmasına izin vermeyeceğiz. Antalya'nın zorluğu, 2.5 milyon nüfus var ama 16 milyon yabancı, 9 milyon yerli gelince 25 milyona hizmet etme ihtiyacı var. Bu kentin her yönüyle teşvik edilmesi, kullanması lazım. Bugün Antalya'ya gelen turist 99 dolar harcıyor bir günde. Bu dünyanın en düşük rakamlarından birisi. İspanya'da 200 dolar harcıyor. Hatta bizim turistimiz, Türk turist yurt dışına gittiğinde 639 dolar
dolar harcıyor. Turistin sokağa çıktığı, para harcadığı, hatta turistin böyle paket programlarla gelip de cebindeki son kuruşla gelip son kuruşla giden değil, zengin kazandıracak turistin Türkiye'ye çekilmesi, Antalya'ya çekilmesi gerekiyor. Ümit ediyoruz bu sağlanacak. Bununla ilgili Gazi Paşa'nın da çok önemli atılımlar yapmasını umuyoruz. Başkana sordum. Belediye bir turistik otel açabilir mi? Olabilir dedi. O sırada şunu hatırlattılar ilçe başkanımızla. Muhteşem değerli bir yer var. 50 dönüm. Zaten Gazi Paşa'yı isteyenler Gazi Paşalı'ya hizmet etmek için belediyeyi istemiyor. O 50 dönümlük araziye çöküp bir yandaşa vermek için istiyor dediler. Ben de dedim ki ben Gazi Paşalıları biliyorum. Onların gözlerinin içindeki memleket sevgisini biliyorum. Onlar Gazi Paşa'nın anahtarını hizmet eden Mehmet Ali Başkan'dan alıp da rantçılara asla vermezler. Buna asla izin vermezler. TÜİK enflasyonu açıkladı. %4.53. Bir aylık enflasyonumuz 115 ülkenin bir yıllık enflasyonundan fazla. Ve konut fiyatlarında inanılmaz bir artış var. Burada en çok acıyı çeken Antalya. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşından sonra konut fiyatları fırladı. Antalya'da konut fiyatlarının en düşüğü 15 bin liraya geldi. Antalya'nın memuru, Antalya'nın esnafı, yerlisi büyük sıkıntılar çekiyor. Ve bir yandan da konut kredileri de el yakıyor. 3 milyonluk kredinin aylık ödemesi 100 bin lira olmuş. 10 yıl ödenecek. Yani el sürülemeyecek noktada. Yani dededen babadan bir konutun yoksa, eğer senin elinde bir milli piyango biletin var da, ki artık o da birilerinin elinde kimlere çıkıyor biliyorsunuz. Milli piyangoya bile güven bırakmadılar. Artık memurların, işçilerin konut sahibi olma imkanları kalmadı. Ve Gazi Paşa için bir rakama baktım. Bir böyle hep beraber bir bakalım. Gazi Paşa'daki emekliler bir ellerini kaldırsın görelim. Neredeyse %70. Gazi Paşa'daki emekliler ilk emekli olduklarında 1,5 asgari ücret alıyorlardı. Doğru mu? Yani Tayyip Bey hiç size ilişmese, hiç karışmasa bugün 1,5 asgari ücret 26 bin liraya geliyordu. Ama maalesef her sene göya enflasyona ezdirmeyeceğiz diyerek sizi enflasyon canavarına yem ettiler. En son gerçek enflasyon %120. TÜİK'in, ki ne demek TÜİK? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu. Hesabı %68, emekliye ne verdi? %33. 7500 liralık emekli maaşını tuttu, 10 bin lira yaptı. Bir basit hesap var. Lütfen bu hesabı bütün emeklilere anlatalım. Sonuçta AK Partilisi de MHP'lisi de bizim vatandaşımız, sizin hemşehriniz. İlk Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde en düşük emekli maaşı tam 8 çeyrek altın alıyordu. 8 çeyrek altın. Bugün gidin 10 bin lira 2,5 çeyrek altın alıyor. Ne kayıp var? 5,5 çeyrek altın. Peki bir emekli Gazipaşa'da sarraftan, kuyumcudan bir çeyrek altın alsa, şöyle cebine koysa, eve gitse yok. Eyvah! Ne yapar? Koşar, nerede dolandıysa oralara bakar değil mi? Arar.
emekli büyüklerim, bir emekli değil, her emekli, bir sefer değil, her sefer, her ay, her maaş çekişinde, bir çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın kaybediyor. Bunu nerede kaybettiniz? Nerede düşürdünüz? Emekliler ayda 5,5 çeyrek altını bir seçim sandığında kaybettiler. Bir şey kaybedildiği yerde bulunur. Nerede düşürdüysen orada ara. 5,5 çeyrek altını 31 Mart'ta sandık başında bulacağız inşallah. Ramazan mübarek gün. Ramazanınızı kutluyorum. Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin. Bakın 30 Ramazan. Ramazanın sonuna doğru emekli ikramiyesi yatacak. Emekli ikramiyesi deyince buradan bir hatırlamakta, bir selamlamakta fayda var. Emekli ikramiyesini kimin sayesinde alıyoruz? Kemal Kılıçdaroğlu, bir alkış yollayalım genel başkanımıza. Yıl 2015, genel başkanımız dedi ki emeklilere iki bayramda birer maaş ikramiye. Hep beraber bağırdılar. Olmaz, verilemez. 7 Haziran'da emekliler sandığa gitti, ikramiyeyi talep etti. Çoğunluğu kaybettiler. 1 Kasım seçimlerine doğru giderken biz de vereceğiz dediler. Sonra 2018'e kadar hatırlayın 3 yıl kulaklarının üstüne yattılar. Tam 6 emekli ikramiyenizi ödemediler, hakkınızı gasp ettiler. Seçim geldiğinde bu sefer ne verdiler? 1000 lira. Biz olmaz dedik, bir maaş ver dedik, hiç olmadı bir asgari ücret ver dedik, 1000 lira verdiler. O beğenmediğimiz 1000 lira o gün 24 kilo kıyma alıyordu. Bugün 3000 lira verecek, 5 demiştiler 3'e düştüler. 2 Nisan ile 4 Nisan arasında yatacak. O 3000 lira 6 kilo dana kıyma alıyor. Yani 30 iftar, 30 sahur ve ardından bayram sofranızdan, mutfağınızdan, evladınızın, torununuzun kursağından tam 18 kilo kıyma eksilmiş sadece bayram ikramiyesi üzerinden. Bu kadar zulmü gören bir başka grup yok. Emekliden başkasına sözleri geçmiyor. Bakın, emekliye para diyorum, kaynak yok diyor. Emeklinin ihtiyaç olduğu kadar parayı, emekliye benim dediğim ayda 7000 lira fark vermek en düşük emekli maaşına ve emekliye elektrik, su, telefon indirimi için emekli kart vermek. Bunun hesabını yapıyor 1.4 trilyon. Biz hesaplattık 690 milyar. Sırf bu sene İliç'teki 9 kişiyi öldüren altın madeni, benzeri madenler, şirketler, otoyol müteahhitleri, beşli çetelerin ettikleri kardan parayı kazanmış, kârı etmiş, vergi hesaplanmış, tahakkuka bağlanmış, bu vergiden vazgeçiyorlar plan bütçe komisyonunda. Almayalım teşvik olsun, almayalım destek olsun diyorlar. Emekliye bulamadığı parayı beşli çeteye buluyor. Emekliye bulamadığı parayı dönüyor yol müteahhitine, yandaş müteahhite buluyor. Emekliye deyince de yok diyor. Buradan soruyorum, emekliye yok diyen Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı? Var mı? Yok işte, yok. Bundan sonra eğer emekli, ilk başladık 45 gün önceydi. Emekliye zulmü bırakın, emeklinin hakkını verin dedim. Meydanda bu kadar emekli yoktu. Dedik ki emekliler gelin
sesinizi yükseltin. Hep birlikte talep edin, duyacaklar. Ufak ufak partiler yavaş yavaş katılmaya başladılar. En nihayetinde herkes söylemeye başladı. Hatta şunu söyleyeyim, Meral Hanım'la Ankara'da siyasi ittifak kuramadık ama emekli ittifakında buluştuk. Meral Hanım da söylüyor, bütün partiler söylüyor, en güçlü ittifak emeklilerin ittifakıdır. Sizin için çalışıyoruz, sizin için uğraşıyoruz. Bundan sonra emeklinin hakkını alana kadar susmayacağız. Burası bir tarım kenti. %80 tarımla uğraşıyor. Elbette biliyoruz ki geçen sene Mayıs'ta 19 liraydı mazot. 20'ye dayandı diyorduk. 4 liradan 20 lira oldu. Göreceksiniz, düşüreceğim mazotu diyordu. Ama mazot 9 ayda 43 lira oldu. Mazota zam geldi mi çiftçinin keyfi kaçıyor. Ekerken, dikerken, sürerken, toplarken, götürürken, satarken hep maliyet. Çiftçinin %1 destekleme hakkı var. Onun da 1/5'ini zor ödüyorlar. Ama diğer yandan kur korumalı mevduata para buluyorlar. Geçiş garantilerine para buluyorlar. Ama özellikle buradaki tropik meyve üreticilerinin çok farklı sorunları almaları gereken çok önemli destekler var. Bu ülkenin ithal etmek yerine ihracat yapan, yani milli açığı kapatan, öyle ya, eskiden ithal yüz büyüyorduk, şimdi Gazi Paşa sayesinde bütün dünya, başta Rusya, Ukrayna, İngiltere sizin muzunuzu, sizin ürettiğiniz ejder meyvesini, 50 çeşit tropik meyveyi yurt dışına satıyorsunuz. İhracata katkı yapan, ülkeye katkı yapanlara sahip çıkmak gerekirken bütün savaşlardan olumsuz etkileniyorsunuz. Bu konuda devletin farklı pazar olanaklarını zorlaması lazım. Biz Gazi Paşa Belediye Başkanımızla birlikte buradaki üreticiler için bir büyük şehirle, tahminen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber fuarlar yapmaya, size yeni ihracat kapıları bulmaya, bu konuda danışmanlık hizmetleri yapmaya, Gazi Paşa'nın çiftçisinin yüzünü güldürmeye kararlıyız. Sizin arkanızda olacağız. Tabii emeklinin sesini duyuruyoruz. Yetmez. Staj ve çıraklık mağdurları var. Stajken, çırakken bunların ödenmiş sigortaları başlangıç günü kabul edilmiyor. Emekli olamıyorlar. Seslerini duyurmak için her mitinge gidiyorlar. Bizimkine geliyorlar. Baş göz üstünde tutuyoruz. AK Parti'nin mitingine gittiler. Dün onları gözaltına almışlar. İtip kalkmışlar. Telefonlarını toplamışlar. Buradan sesleniyoruz. Ezdirmeyiz. Staj mağdurları kardeşimizdir. Çıraklık mağdurları kardeşimizdir. EYT mağdurları kardeşimizdir. Karıncanın kardeşi var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. 9000 günde emekli olan esnafa söz verdiler. 7200 güne, kadınlar için 5000 güne indireceğiz diye hala sözlerini tutmadılar. Bir yandan takip ediyoruz. Bir yandan hatırlayın, geçen seçim ne dedik? Mülakat dedik, kul hakkı yemektir. Mülakat dedik, partizanlıktır, insan ayırmaktır. Gençlerin hayalleriyle oynamaktır. Ecevit KPSS'yi getirdi, eşitliği getirdi. Neden particiliği soktunuz dedik. Gençler itiraz ettiler,
mülakatın kaldırılacağına söz verdiler. Şimdi kaldırmayacağız diyorlar. Gençler, bilhassa atanmayan öğretmenler seslerini yükseltiyorlar. Diyorlar ki mülakatsız atama istiyoruz. Onların da sesini duymuyorlar. İlk geldiğinde 80 bin olan işsiz öğretmene tepki gösterip madem öyle niye okuttun diyen Tayyip Erdoğan şu anda 1 milyon atanmayan öğretmen yarattı. Ve onlara bir de lakap taktı. Atanamayan öğretmen. Ne kusuru var öğretmenin atanamıyormuş? Çalışmış, okumuş, başarmış. Şimdi atanamayan öğretmen yok. Senin atamadığın hakkını yediğin öğretmenler var. Onların da hesabını soracağız. Ve Gazi Paşa'da şunu söylemek lazım. Bir yerel seçimdeyiz. Tayyip Bey benimle kavga etmek istiyor. Sürekli zam 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 yapıp dönüp öbür taraftan dem 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 deyip kavga etmek istiyor. Kimlik siyaseti yapmak istiyor. Mezhep siyaseti yapmak istiyor. Ayrıştırma, ötekileştirme istiyor. Ben de diyorum ki seninle bu konularda kavga yapmam. Ama illa kavga yapmamı istiyorsan tamam, seninle kavga yapacağım. Emeklinin hakkı için kavga yapacağım. Köylünün hakkı için kavga yapacağım. İşsizin hakkı için, emekçinin hakkı için, gençlerin hakkı için kavga yapacağım. Senin istediğin kavgayı değil, halkın, milletin taleplerinin kavgasını yapacağım. Bunun için Gazi Paşa ismi gereği zaten Gazi Mustafa Kemal'in emaneti bir yer. Biz Atatürkçüler bütün milleti kucaklamak durumundayız. Çünkü temel değerlerimiz aynı. Dedelerimiz Çanakkale'de birlikte yatıyorlar. O yüzden AK Partilisi, MHP'lisi hangi partiden olursa olsun herkese gönlünü ve kapısını açan Mehmet Ali Yılmaz başkanımız var. Onunla birlikte 5 yıldır buraya yaptığı yatırımlarla, katkılarla Antalya'ya hizmet eden Antalya'nın evladı, sizin evladınız Muhittin Böcek başkanımız var. 5 yıl ikisi de benzer işlerle uğraştı. Özellikle burada Gazi Paşa'da inanılmaz bir borç vardı. Gidin Gazi Paşa'nın esnafı belediyeye mal vermiyordu. Belediyeye çorba söylesen çorbayı yollamıyor. Diyor ki belediye borcunu ödemiyor diye. Şu anda bir kuruş borç kalmadı. Bakın 53-54 tane her biri para demek olan yatırımlar yapıldı bitti. Bundan sonra Muhittin Böcek de Antalya Büyükşehir'in bütün borçlarını temizledi, ayağa kaldırdı. Hep beraber el ele verecekler. Gazi Paşa'ya bugüne kadar olduğu gibi çok daha fazla hizmeti el ele verecekler. Sizden isteğimiz sandığa tam kadro gidelim. Deyin ki geçmişte başka partilere oy verenlere de gelin diyelim. Kol kola gidelim. Sandığa varalım. Bu çalışkan, dürüst, namuslu belediye başkanı Mehmet Ali Yılmaz'a bir oy atalım. Onunla birlikte uyumlu çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e oyumuzu atalım. Belediye meclisinde atalım ve bir rekor kuralım. Ben bu seçimlerde Gazi Paşa'dan 2 oydan birinden daha fazlasını %60'a yakın oy bekliyorum. Sizlerden rekor bekliyorum. Eğer Gazi Paşa bu rekoru kırarsa elim, gözüm, desteğim üzerinizde, sonuna kadar arkanızda duracağız.
Burası benim çok önem verdiğim bir yer. Hatta şöyle söyleyeyim, bundan sonra daha sık geleceğim. Buralara pek liderler, siyasiler dışarıdan gelmiyor dediler. Ben grup başkan vekiliyken de geldim, şimdi de geldim. İleride sohbet etmeye, dinlenmeye de geleceğim. Uygun görürseniz bundan sonra size hemşehrilerim diyeceğim. Gazi Paşa daha çok hizmet için, temiz yönetim için, arsaları, varlıkları başkalarına peşkeş çekilmemesi için, kör kuruşun hesabını verebilen, kör kuruşun hesabını sorabilen Mehmet Ali Yılmaz Başkanıma 31 Mart'ta sahip çıkmaya, rekor kırdırmaya hazır mıyız? Var mıyız? Var mıyız? Aynı şekilde Muhittin Böcek Başkanıma sahip çıkmaya, onu yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı yapmaya var mıyız? Hazır mıyız? Peki ikisine birden 15 gün süreyle, 2 hafta süreyle çok çalışıp sağdan soldan, geçmişte oy vermemiş olanlardan oyları toplamaya, onlara rekor kırdırmak için yardım etmeye söz mü? Söz mü? O zaman ben de size şunu söyleyeyim. Karşımızda bir Cumhur İttifakı var. Kötü söz, evet söylüyorlar. Hakaret, iftira ediyorlar. Sertleşiyorlar. Biz onlara karşı umudun ve sevginin ittifakıyız. Biz kimseyi dışlamayan bir ittifakız. Milliyetçi muhafazakarlar, sosyal demokratlar hep beraberiz. Bakın Gazi Paşa'yı geçen sefer kazanan ittifak Gazi Paşa ittifakıdır. Bu ittifakta elbette sosyal demokratlar var. Biz varız. Milliyetçi demokratlar var. İyi insanlar var. Muhafazakar demokratlar var. Haramdan ve yalandan korkan, bu yaşanılanlardan uzak duranlar var. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Gazi Paşa'yı da, Antalya'yı da, Türkiye'yi de hep birlikte kucaklıyoruz. Ve biz ittifakımızın adına Türkiye İttifakı diyoruz. Türkiye İttifakı. Renklerini ay yıldızlı al bayraktan alıyor. Ve milli takım gol atınca kim ayağa kalkıyorsa Türkiye İttifakı'nda onlar var. Filenin sultanları dünya şampiyonu olunca onlarla bir kim ağlıyorsa Türkiye İttifakı'nda onlar var. Türkiye İttifakı'nın gönlünde bayrağımızın renkleri var. Kırmızı, 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 en büyük. Arkadan gelmiyor ses, olmadı. Ön taraf hiç söylemeyin. Arka taraf kolaycılık yapıyor. Kırmızı, kırmızı, en büyük. Helal olsun size. En büyük Türkiye. Mehmet Ali Yılmaz kazanacak, Gazi Paşa kazanacak, Muhittin Böcek kazanacak, Antalya kazanacak, Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak. Hepinize güveniyorum, hepinize inanıyorum, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Yaşasın Gazi Paşa, yaşasın Antalya, yaşasın Türkiye. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanım, açılışımızı sahnede kürdele keserek. Önce teker teker belediye başkanlarımız. Tabii, hemen çağır. Akseki Belediye Başkan adayımız İlkay Akçay'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Alanya Belediye Başkan adayımız Sayın Osman Tarık Özçelik.
Karaman Göktepe Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Doğan, Murat... Akseki Belediye Başkan Adayımız Sayın İlkay Akça. Alanya Belediye Başkan Adayımız Sayın Osman Tarık Özçelik. Alanya Belediye Başkan Adayımız Sayın Osman Tarık Özçelik. Güzel mi güzel, en iyi hak eder. Murat Paşa Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal. Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize. İşimiz milletvekillerimiz Sayın Aliye Coşar, Mustafa Erdem, Cavit Arı, Suriyeli Çorabatır geliyorlar. Yok hiç bizlere, işimiz gücümüz Türkiye. Yüksek Disiplin Kurulu üyemiz Sayın Deniz Demiröz, Parti Meclisi üyelerimiz Şengül Yeşildal, Uğurcan İrak, Ali Abbas Ertürk, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Burhanettin Bulut. Sizinle kazanacağız. Sevgiyle kazanacağız. Birlikte kazanacağız. Her şeye değer. Biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var. Tropikal Park başta olmak üzere ek hizmet binaları, halk büfeler, köprüler, yollar, bitki üretim tesislerimiz, 12 yeni parkımız, peyzaj projelerimiz, beton şantiyemiz gibi 50'den fazla hizmetin açılışını şimdi coşkuyla gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Kıymetli hemşehrilerimiz, bu muhteşem günde Gazi Paşa'mızda ve tüm Antalya'mızda elde edeceğimiz başarıları bir kez daha ilan ettiğimiz bu coşkulu günde bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet'in 2. yüzyılının genç genel başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, saat 15'te Alanya'mızda bir başka buluşmada bizlerle birlikte olacak. Katılımınız için hepinize teşekkür ederim.